Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce Afrika menekşesi motifiyle bir hırka öreceğiz. Hırkamda kullanacağım ipler genelde kullanmış olduğum gibi 4 mevsim koton ipler. Yeşillerin marka ve numaralarıyla başlamak istiyorum. Yarn art cinslerin 11 ve 79'unu kullanıyorum. Madame Coton'un, Ören Bayan Madame Coton'un 52 numarasını, Alize Coton Gold'un, şöyle hemen göstereyim, 668'i ve yine Alize Coton Gold'un 690'ını kullanıyorum zemin rengi olarak. Birleştirme ve bütünde kullandığım, motiflerde de kullandığım tığ numaram 3 milim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu hırka için toplamda 44 motif öreceğim. Hırkamın bedeni 36'dan 42 bedene kadar uygun olacak. Videonun sonuna geldiğimizde beden büyütebilmek için size ya da küçültebilmek için tabii ki önerilerde bulunacağım ama daha da küçüğü herhalde 34 veya daha 32 beden için olabilir. Çocuklar için olabilir. Bir fikir olarak bırakmak istiyorum sizlere. Şimdi motiflerimi şu şekilde ördüm, hazırladım. Ben hemen birleştirme kenarı olmaksızın bir ölçü vereyim. 12 santim motiflerimin ebatı. 12 santim motiflerden 44 tane hazırlayacağım. Bu hazırlamış olduğum 44 tane motifin 4x4 16'sını arka parça için şöyle göstermek istiyorum. Birleştireceğim. 4x4 16 tanesi arkaya. 8 artı 8 yine 16 tanesi ön, sağ ve sol parça. Toplamda 32 tane olmuş oluyor şimdiye kadar. 16 arka, 16 önler, 32. Geri kalan 12 tanenin 6 tanesi de bir kolda, 6 tanesi de diğer bir kolda olmak üzere 44 tane motife ihtiyacımız var. Bu 44 motifin arkasını birleştirebilmek için nasıl bir teknik uyguladığımı, hırkanın bütününde nasıl bir teknik uyguladığımı, kol parçalarından bir tanesini birlikte birleştirirken göstereceğim size. İlk olarak da bu birleştirme kısmına geçelim. 3x2 olarak 6 tane motifi bu şekilde birleştireceğim. Birleştirirken ikili trabzanlar değil, bu defa yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz tekniği kullanıyor olacağım. Ve motiflerimi birleştirmeye geçmeden önce dizmek istiyorum önüme ve o mantığa göre de birleştirmeye devam edeceğim. Şöyle yerlerini güzelce ne diziyorum, önüme koydum. İşte aynı bunun gibi ne yapacağım? Başlayıp hop bunu öreceğim. Üstüne geleceğim. Bir üstüne de bunu alacağım ve kolu tamamlamış olacağım. Öyleyse beraberce birleşme kısmına geçelim. İlk motifimi alıyorum. Şunları üste doğru kaydırayım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen bir köşesine batıyorum ve iki tane yarım trabzanımı örüyorum. Bir yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimiz ilmektekilerin hepsini birlikte örmek ve trabzanların tepesine batarak yarım trabzanlarımı bu şekilde örüyorum. Her bir trabzanın tepesine bir yarım trabzan. Kenarın sonuna kadar gelip köşeye geçtiğimde ise yine köşenin içine ilk önce iki tane ikili yarım trabzan örüyorum. İki tane yarım trabzan. Daha sonra iki zincir. Yeniden iki adet yarım trabzan.
ve sonrasında bu kenarın sonuna kadar da her bir trabzanın tepesine aynı tekniği uygulayarak devam ediyorum. Bu kenarın da sonuna geldiğimde yine köşenin içine 2 tane yarım trabzanı örüp 2 de zincirimi çekiyorum ve üstüne ekleyeceğim motifimi alıyorum hemen. Her iki motifinde ön yüzü bana bakarken yeni motifin içine 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Ve burada ilk trabzanın da üstüne yarım trabzanımı ördükten sonra ikisini artık sırt sırta verir şekilde buradan 1, 2, 3. yarım trabzanı sayıp içine batıyorum ve ilmeğimi içinden geçiriyorum. Hemen yanına gelip 3 tane daha yarım trabzanı örüyorum. Tığdan çıkıyorum, yeniden sayıyorum. 1, 2, 3, üçüncünün tepesine batıp içinden geçiriyorum. 3 tane yarım trabzanı yeni motifimde örüyorum. Diğer motifimde ise 1, 2, yani bu battığımın yanından itibaren 1, 2, 3'ü sayıp arasından geçiriyorum. Bu mantıkla bu kenarın sonuna kadar devam edeceğim. Kenarın sonuna doğru geldiğinizde sadece 2 tane trabzan tepesi kalmış olacak. Ona da 2 tane örüyorsunuz. Zaten altta da aynı şekilde 1-2 tane, yani köşedekiler hariç 2 tane kalmış olacak. 1-2'yi sayıyorsunuz. İçinden geçirip köşeyi örüp köşedekilerle bir birleşim olmayacak tepeden. Bir de zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Köşenin içine batıp bu ilmeği alıyorum. Bir zincir daha çekip boşluğun içine geliyorum. Köşede diğer 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Sonrasında ise alttaki her bir ikili trabzanın tepesine yarım trabzan örerek bu kenar ve bu kenara geleceğim. Daha sonra bu kenarın da üstüne bunu ekleyeceğim. Aynı bunu bunun üstüne eklediğim gibi. Bakın sözünü ettiğim gibi kenarları geçtim. Şimdi bu motifimi alıyorum hemen. Aynı bir altta yaptığım gibi yüzü bana bakarken içine 2 tane yarım trabzanımı ördükten sonra bir de ilk ikili trabzanın tepesini örüyorum. Tığdan çıkıp sırt sırta verdirdim. 1, 2, 3'ü saydım, arasından aldım. Bu kenarı da aynı mantıkla sonuna kadar birleştiriyorum. Üçüncüyü de üstüne ekledim. Şimdi daha sonrasında bu kenar ve bu kenar, daha dönüyorum buraya. Sonuna kadar geleceğim ki üstüne bir 3 sıra daha ekleyip 6 motife tamamlayacağım. Şimdi böyle geleyim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi buraya geldiğimde buradaki geçişi, önce bu köşenin içine 2 tane yarım trabzan örülmüştü. Diğer 2 yarım trabzanı örüyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bu ikisinin ortasındaki yere şöyle batıp aradan ilmeğimi çıkartıp ilmeğimin içinden de geçiriyorum ve bir zincir çekip yeniden bu köşe boşluğunun içine 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Tekrardan trabzanların tepesine yarım trabzanları da örerek devam ediyorum. Evet, 3 motifi böylelikle birleştirmiş olduk. Köşeye kadar geldim. 2 tane yarım trabzanı örüp 2 zinciri çektim. Şimdi üstteki motifi hemen alıp eklemeye başlıyorum. Aynı size göstermiş olduğum, aslında üst üste eklediğimdeki mantık bu an, şu an için aynı. Üçüncü motifi eklerken farklılık olacak. Bu köşenin içine
Yine 2 tane ekili yarım trabzan. Trabzanın tepesine bir yarım trabzan. Daha sonra tığdan çekip arkasını döndürüyorum. 3'ü sayıyorum. Aynı teknikle örmeye devam ediyorum. Ta ki 3 motifin kesiştiği yere kadar bu mantıkla geleyim. Oradaki geçişi beraberce yapalım. Yani sözünü ettiğim yer tam olarak şurası. Üçünün kesiştiği noktaya geldiğimde köşeye kadar her şeyi aynı mantıkla devam ettirdim. Köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Ve bu iki motifin ikisinin birleştiği tam ortak noktayı buluyorum. Tığımı oraya batıp bu ilmeğimi de o boşluktan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve köşenin içine gelip 2 tane diğer yarım trabzanımı ördükten sonra aşağıdaki trabzanların tepesine yarım trabzanlarımı örerek bu kenarın sonuna kadar ilerliyorum. Bu kenarın da sonuna kadar geldim. Burada 2 zincirimi de çektim. Sıradaki motifi aldığımda göstermiş olduğum teknikle devam ediyorum. Hemen içine 2 tane yarım trabzan, ilk trabzanın tepesine bir yarım trabzan döndürüp 1, 2, 3'ü saydım. Ve tekrardan yeni motifimde 3 tane yarım trabzanı örüyorum ve döndürüyorum. Yani buraya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Şuradaki geçişi de birlikte gördükten sonra akla takılan bir şey kalmayacak. Köşeye kadar olan kısmı ördüm. Şimdi burayı örerken burayla nasıl birleşiyoruz? İlk olarak köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra ise bu üçünün, bakın, kesiştiği yer zaten çok net belli. Oraya tığımı batıp bu ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşenin içine de gelip 2 tane yarım trabzan, sonra trabzanın tepesine bir yarım trabzanımı öreceğim. Tığdan çıkacağım çünkü artık bu iki kenarda birleşecek. 4 motif böylelikle birleşmiş olacak. Bunun için de hemen bu motifteki üçüncüyü sayıyoruz. 1, 2, 3 battım ve içinden geçirdim. Yeniden 1, 2, 3 yatırdım. 1, 2, 3 sayıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum. 1, 2, 3 yatırıyorum. 1, 2, 3 sayıp batıyorum. Kenarın sonuna kadar aynı mantıkla öreceğim. Bu kenarın da sonuna doğru geldiğimde artık son 2 tane burada kaldı. 2 de burada. Hemen batıyorum. Arasından geçirip köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı örüp zincir çekiyorum. Burada ikisinin birleştiği noktaya bulup batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen buradaki boşluğa da geliyorum ve 2 tane yarım trabzan, trabzanların üstüne yarım trabzan mantığına devam edeceğim. Şimdi buradaki yapacağım işlem, yani şuraya koyacağım motif şöyle olacak. Aynı bunu, şöyle biraz açalım kadrajı, bunu bu üçünün içine nasıl yerleştirdimse bunu da bu üçünün içine, yani son buradaki yaptığım işlemi buna uygulayacağım. Sonuncu motifi de yerine yerleştirmiş oldum. Böylelikle 3x2 6 da motiften oluşan kol parçamı tamamlamış olacağım. Ancak ben çok uzun bir kol istemediğim için bu hırkada 3x2 6 motif kullandım.
Dileyen 3x3'ü 9 motif kullanarak daha uzun kollu bir hırka örebilir. Şimdi buradaki dönüşe geldiğimde ise tekrardan ilk önce şuradaki kısmı örelim. Köşeye geliyorum. 2 tane yarım trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Buradaki köşenin içinden ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bu benim kol parçam olduğu için iki kenarını açıkta bırakacağım. Sadece bu motifin kalan tek kenarını buraya kadar öreceğim. Yerine oturtmak ve kolun formunu vermek için iki kenarın açıklığına ihtiyacım var. O da şöyle ki 1, 2, 3 kol evine yerleşecek. Bu iki de açıklık kalan kısımda böyle birbiriyle birleşerek kol parçasının formunu oluşturacak. Eğer bu benim 4x4 16 parçalık arka kısmım olsaydı o vakit tamamen örüp bitirecektim. Siz aynı o şekilde yapacaksınız. İlk 4x4 16 arkayı yapıyorsanız şayet bu son motifi ekledikten sonra bu kalan kenarı böylece de benim gibi örüyorsunuz. Daha sonra hem bu kenarı hem de bu kenarını örüp parçayı tamamen bitirip ön parçaların eklenmeye hazır hale getirdiğinizde birlikte her iki parçayı da ekleyeceğiz ama onların şimdi nasıl örüldüğünü size göstereceğim. Sağ ve sol parçayı değişik başlayarak eklemeye devam ediyoruz. Bu şimdi kenarda kalsın. Hemen biraz evvel sözünü ettiğim 4x4 16 motiften oluşan bu büyük parçamızı eklediğinizde her kenarını kapatıp başladığınız noktaya gelip ipi kesiyorsunuz. Böyle bir parçanız oluyor. Daha sonra bu parçayı eklemeye devam ettirmek için arkasını döndürüyorsunuz ve geriye kalan 8x8 motifi, yani 8 bir tarafı 8 bir tarafı oluşturduğumuz şu parçaları şöyle hemen göstermek istiyorum size. Şöyle iki tane ayrı kısımdan başlayarak nasıl ilerliyoruz hemen göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu buranındır. Üst kenarı açık olduğu için bu da sol elini kullananlar benim burada anlattığımın lütfen tam tersini uygulasınlar. Şimdi bu şekilde birleştiriyorum ama bu her iki parçanın motiflerini alıp eklemeye başladığımda farklı yerlerden motifleri ekliyorum. Sağ tarafta önüme yatırdığımda sağda, üstüme giydiğimde solda olan kısmı dikey birleştiriyorum. Tam tersi yöndeki kısmı da yatay birleştiriyorum. Çünkü burada üstün açık olmasına ihtiyacım var. Birleşme şekline göre eğer aynı bunun gibi yaparsam bu kısım açık kalmaz. Ters de kalır. Siz benim yaptığım şekilde ilerlemek istiyorsanız şayet bu taraf için motifinizi 1, 2, 3, 4 uzun bir parça halinde ekliyorsunuz. Sonra hop yukarı çıkıp yanına alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve burada kalıyorsunuz. Bu açıklığı buradan birleştireceksiniz. Sonra buraya geldiğimizde kol evimizi oluşturacağız. Bunun yarısına kadar öreceğim. Koldaki üçüncü motifi kol altına yerleştireceğiz. Çünkü kol evi bittikten sonra üstteki iki motifi de arkadaki iki motifle birleştirip omuzu oluşturacağız. Neydi? Dikey. 1, 2. Önünüze dizdiğinizde bu formda 1, 2, 3, 4. Yanına da 1, 2, 3, 4. Bunu önünüze dizdiğinizde aynı bu formda bunu alıyorsunuz. İki kenarını örüp bunu bunun yanına. Daha sonra üstünü geçip bunu alıyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz. Üstünü geçip bunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Üstünü geçip bunu derken üst açıklığı yukarıda kalıyor. Sol elini kullananlar ise benim bu anlattığımın tam tersini yapacaklar. Burada da üstü birleştirip İki motifi yine
şu ortaya kadar geleceğiz. Çünkü motifin üçüncüsünü koldaki kol altına yerleştireceğiz. Hemen bir tarafla, yani şu tarafla eklemeye başlayalım. Şöyle önüme aldım, birleştireceğim parçanın olduğu kısmı. Bu iki motifi karşılıklı, bu iki motifi karşılıklı. Bunu da yarıya kadar birleştireceğim. Nasıl hesaplayacağımızı geldiğimde göstereceğim. Şimdi ilk olarak köşeye iki tane yarım trabzan örmüştüm. Biraz da kadraj yaklaştıralım. Hemen buradaki köşenin ortasından batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip buradaki köşenin içine iki tane yarım trabzanımı örüyorum. Sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de örüp üste birleşeceğim. Motifte 1, 2, 3'ü sayıp 3.'ye batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Yani aslında kullandığımız birleştirme tekniğiyle parçaları birleştirmeye de devam ediyoruz. Ta ki şu ortak 1, 2, 3'ü burada da sayayım. Şu ortak bu ön 2 ile arka 2'yi birleştirirken yapacağım işleme kadar bir farklılık burada var. Daha sonrasında kol altına kadar ilerleriz. Sözünü ettiğim yere geldim. Buradaki köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı daha örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip bu ikisinin kesiştiği yerin ortasından batıp ipimi çıkartıp kaydırarak ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Daha sonra tığımdan çıkıyorum ve arkada bu iki motifin birleştiği yerin ortasına batıyorum ve ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki boşluğun içine geliyorum ve iki tane yarım trabzan, daha sonra trabzanın tepesine bir yarım trabzan ve arkadan sayıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde şu ayırma yapacağım yere kadar birleştireyim. Tam olarak bu kısma geldiğimde ise yapacağım işlem şöyle. Buradaki görmüş olduğunuz kenardaki toplam trabzan sayımız 21. Bunun 11'ini yukarıda kol evinde bırakacağım. 10 tanesini de buradan birleştiriyor olacağım. Sadece 10 adetini. 10 adetini birleştiriyor olacağım için şimdi bu köşeye 2 taneyi yaptım. Trabzanların üstüne başlıyorum örmeye. Şimdi ilkini burada ördüm. Geriye zaten 9 tane kalacak. Bunu hemen arkadan sayıyorum yine. 1, 2, 3'ün içine batıyorum. Sonra 3 tane örüyorum. Yine arkadan 3 taneyi sayıyorum. 1, 2, 3 arasından geçiriyorum. Yeniden buraya gelip 3 tanemi örüyorum. Tekrardan 1, 2, 3'ü saydım. Ve son 3 tanemi örüyorum. Geri kalanını kol evi için bırakacağım. 2, 3. Hemen 1, 2, 3 birleştim. Şimdi burada göstermek isterim size. Yani bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzanımızı birleştirmiş olduk. Diğerini açık bırakıyoruz birleştirmeden. Çünkü artık bu aşamada bizim kol evimiz oluşuyor. Bunun için de buraya geliyorum. Hiç birleşme uygulamadan kenarını örmeye devam ediyorum motiflerin. Ta ki buraya kadar. Buraya geldiğimde ise birleşeceğiz kol evini oluşturmak için. Köşeye kadar geldim burada. Köşeye 2 tane yarım trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve hemen bu arkadaki köşeden batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şimdi yapacağım işlem şu iki motifi şu yanlarda nasıl ekleme yaptımsa bu iki motifi de buraya kadar birleştirmek olacak.
Omuz kısmında da sonuna doğru yaklaştığımda artık başladığım noktayla birleşip ipimi keseceğim. Şöyle hemen birlikte bitirelim istedim. Buradaki köşeye geldim. İki tane yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Ve arkada şurada ikisinin birleştiği yere batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine batarak ipimi kilitledikten sonra kesiyorum ve bir tarafımızı kol emini oluşturarak birleştirmiş olduk. Şimdi hemen şöyle göstereceğim size. Bakınız. Bu şekilde. Yarım buradan, yarım buradan yer bıraktık. Bir önden, bir arkadan da buraya bıraktık. Şimdi bu tarafı birleştireceğiz. Bu tarafı da birleştirirken yapacağımız işlem, buradan ilk olarak tepeyi birleştireceğim. Sonra buraya geleceğim. Bu karşılıklı kol evini oluşturacağım yer, burayı birleşmeden öreceğim. Bunun da yarısına kadar bu 10 taneyi boş bırakıp 11.'den arka tarafla birleşmeye başlayacağım. Onu da nasıl tespit ettiğimizi tam olarak size oraya geldiğimde göstereceğim. İlmeğimi tam olarak şu yaka kısmına denk gelen yerdeki motiflerin birleştiği kısma batıp çıkartıyorum. Şimdi burada bir ayrıntıdan söz etmek istiyorum size. Şöyle ki benden bu böyle bir model istendiği için, yaka kısmı böyle tam boyna otursun istendiği için ben bu şekilde çalışıyorum. Ancak şöyle hemen iki tane buraya öreceğim, onu da söyleyeyim. Çıkıp arkayla birleşmeye başlıyorum. Üçüncüyü sayıp arasından geçireceğim. Şöyle canım. Şöyle göstereyim. Şu kısımdan bahsediyorum. Siz tabii ki burada şöyle de yapabilirsiniz. Bu arkadaki parçayı birleştirirken tam orta yerinde minik bir ense boşluğu, ense ayrımı bırakabilirsiniz. Bu mümkün. Ama ben de tam böyle enseye otursun istediği için bu şekilde çalışıyorum. Bunu belirtmek isterim. Hani normalde ensede bir miktar açıklık bırakırdım. Omuzda sonuna doğru geldiğimde de artık bu köşeye iki tane örüp bir zincir çekiyorum. Omuzdaki boşluktan bir tane çıkartıyorum ve burada şimdi burayı birleşmeden öreceğim. Buraya geldiğimde ise 10 tane trabzanımı 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzanımı öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 taneydi. Aşağıda bırakacağım. Ama şu kahverengileri arkada ilk batacağım yeri de şöyle tespit edeceğim. 12 taneyi ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geldiğimde o 12.'nin tepesinden batarak, yani şuradan batarak birleşmeye başlayacağım. Buraya alttaki yeşil motifin 11 tane trabzanına kadar ördüm. Şimdi aşağıdan bu kahverengilerden 12 tane saymam gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'yi saydıktan sonra 2, 4, 6, 8. 10'uncunun da tepesinde olmuş oluyoruz zaten. Hemen orayla birleşmeye başlıyorum. Buradan çıktım. Tepesine battım. Arasından geçirdim ve buraya geldim. 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Hemen arkadan da sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane yarım trabzanı birleştiriyorum. Yeniden buraya geliyorum. Yani aslında 2. Şuraya kadar yapacağım işlem hep aynı. Şunu belirtmek isterim. Bu da diğer taraf gibi. Burada 3 3 2 yani 3 tane 3 ile birleştik. Bakın. 3 3 burada da 3 tane kaldı geriye. 1 2 3 hemen geliyorum buraya da sayıyorum. 1 2 3. Battım, içinden geçirdim. Buradaki köşeye geldiğimde de
Yine iki tane ikili yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bu aradan batıp ilmeğimi ilmeğimin içinden kaydırarak geçirip tığdan çıkıyorum. Arka tarafla birleşiyorum. Ve hemen bir zincir çekip karşılıklı birleşmeye başladığım noktaya kadar aynı gösterdiğim şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar birleşip artık etrafına geçeceğiz. Buraya kadar geldiğimde köşeye, burada en son boşluğun içine, köşe boşluğunun içine diğer iki tane yarım trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Ve hemen tığdan çıkıp arka taraftaki köşenin içinden ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Daha sonra burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle üstüne geliyorum. Buraya geldiğimde ise artık tığın üstüne ip alıyorum. Aynen bulunduğum noktanın içine tekrar batıp yarım trabzanımı örüyorum. Ve alttaki yarım trabzanların üstüne birer tane yarım trabzan örerek hırkamın etrafını örümünü tamamlamış olacağım. Şimdi köşedeki ve ensedeki geçişi nasıl yapıyoruz? Beraberce örelim. Burada şu köşe geçişine geldiğimde köşenin içine bir tane örüyorum. Bir tane bu ikisinin birleştiği yere örüyorum. Bir tane diğer köşenin içine örüp yeniden yarım trabzanların tepesine etek ucundaki köşeye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde köşenin içine ilk önce hemen iki tane yarım trabzanımı örüyorum. İki zincir çekiyorum. Yeniden iki tane yarım trabzanımı örüp yarım trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Ta ki ensedeki kısma kadar. Enseye geldiğimizde şu benim saklamak istediğim ipler, bunları görmeyin. Şöyle bir kısımla karşılaşacaksınız. Şunlar saklayacağım ipler. Dediğim gibi onları ya da şöyle alayım, hiç kafa karıştırmasın. Bakın, şöyle bir boşlukla karşılaşacaksınız. Köşe boşluğu gibi düşünün. Ve o kısımdaki yapacağım işlem, bakın. Bir şurada var, bir şurada var boşluğum. Üç tane. Biri ortada büyük. İlk önce buradakine artık ikili trabzan örerek iki tane tamamlıyorum. Buradaki büyük boşluğun içine geldiğimde ise üç tane ikili trabzan örerek geçiyorum. Diğer köşeye de yine buradaki gibi, ilk köşedeki gibi iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp yarım trabzanların üstüne yarım trabzanlarımı öreceğim ve başladığım noktaya kadar artık hiçbir farklılık olmaksızın devam edeceğim. Burada ipleri de yatırdım. Üstünü örerek gizliyorum. Ensedeki geçişi de şu şekilde yaptım. Hırkamın bir sıra yarım trabzanla patını geçtikten sonra kolunu da bakın şöylece yerine yerleştirdim. Bu alt kısmı yarım olarak nasıl oturttuğumu görün istedim. Kolu da fakir kol çalıştım. Öyle istendiği için. Siz tabii ki bir motif boyu daha yapabilirsiniz. Bileğe oturtabilirsiniz. Ya da benim gibi bırakabilirsiniz. Baharlık bir hırka için ideal olacaktır
derim. Şimdi kol evine yerleştireceğim yeri tam olarak böyle önüme alıyorum. Kol evimiz ve benim motifim şöyle ki yarım olarak başlayacağım kısım için yani bu yarımı yedireceğim yerden değil de bir üst motiflerden başlayabileceğiniz gibi buraya yarısını motifin yedireceğiniz için nereden mesela buradan başlarsak eğer bakın buradan başlarsam eğer bu motifin yarısını buraya yarısını da alt kısma yedirerek döner gelirim buraya da birleşmiş olurum bakın şöyle göstereyim size tam oturtma şeklimiz böyle olacak ne yapacağım yani buradan başlayacağım ilk burayı oturtacağım daha sonra dönüşte diğer yarımı sonra arkadakiyle bu motifi öndekiyle de bunu oturtup bitireceğim öyleyse ekleyelim yarısını bir tarafa yarısını bir tarafa yerleştireceğim için biliyorsunuz 21 trabzan vardı bunun 11 trabzanını bir tarafta 10 trabzanını bir tarafta yedirerek devam edeceğim ama ilk olarak burayı tutturmam gerekiyor burada ne yapmıştık 2 yarım trabzan örüp bir zincir çekmiştim şimdi hemen bu orta ikisinin birleştiği yerin ortasına batıp şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen aynı boşluğun içine 2 tane yarım trabzanımı ördükten sonra bir tane de buraya örüp hemen yukarıdan 1 2 3 diye sayıp arkasından geçiriyorum. Tekrardan 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Yine üstte sayacağız hemen. 1 2 3 Daha sonra yine altta 3 tanemi yer örüyorum. Çıkıyorum tığdan. 1 2 3'ü bulup batıyorum. Şimdi 2 4 6 7 tane yerleştirdik. Artık benim bu 3 taneyle buradan dönüş yapıp arka tarafa geçeceğim. Şimdi bu son yani burayla birleştireceğim. Bunun içinde 1 2 3 örüyorum. Yukarıdan hemen 1 2 3'ü sayıp şöyle içinden geçirip şu önüme doğru da alıyorum koltuk altını. Daha sonra bakın 2 4 6 8 10 oldu. Şimdi buradaki bir taneye de yine batıp örerken bir yarım trabzanımı hemen kol altındaki kısma buradan çıkıp kol altındaki hepsinin birleştiği kısma doğru gelip bu ipi de oradan kaydırıp bu tarafa dönerken daha düzgün bir dönüş sağlıyorum. 1 2 3 tane ördükten sonra artık diğer arka taraftaki yarıma geçmiş olduk. Şimdi orada da sayarak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. Sayıları düzgün yedirmem gerektiği için karşılıklı hep trabzanları kontrol ederek gidiyorum. Yerine güzel otursun diye motifim. Bakın şuradakini ben söylemeyi unuttum. Bir saniye. Şimdi burada bir saniye kaçırdık. buradaki bir taneyi örüp hem şuradan batırıyorum. Toplamak adına koltuk altını daha sonra da ilmeğimi tutarken diğer tarafın dibinden de batarak koltuk altındaki toparlamamı yapıyorum ki hani orada bir delik oluşmasın diye 1 2 3 şimdi sayıyorum 1 2 3 geçirdim.
Tekrardan burada şimdi kaç tane trabzanım kalmış? 3, 3 daha 6. Nasıl yedireceğim? Tam karşıda da aynı sayıda trabzanım hesaplamaya göre kalması gerekiyor. 1, 2 ve 3. Şimdi üstten hemen sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tanemi örüyorum. 1, 2 ve 3. Tığdan çıkıp sayıyorum. 1, 2, 3'e geldim. Battım. Ve artık burada köşedeki boşluktayım. 2 tane de oraya örüp bir zincir çektikten sonra ne yapıyorum? Şöyle parçayı tam yatırayım önüme. Arka taraftayım artık çünkü. Buradan aradan kaydırıp çıkarttıktan sonra ilmeğimin de içinden motifin ikisinin birleştiği yere batıp ilmeği arasından geçiriyorum. Bir zincir çektim. Buraya geldim. 1, 2 ve trabzanın üstüne üçüncüyü ördüm. Ne yapıyorum? 1, 2, 3'ü saydım. Aynen kol evine motiflerimi göstermiş olduğum teknikle birleştiriyorum. Şimdi genelde şöyle bir göstereyim size. Şunu da şuradan geçireyim. Bakın. Kadrajı da açalım bir miktar. Bakın. Şimdi kol altındaki açıkla yarım yarım motifi önlü arkalı yedirdik. Şimdi kolda kalan iki motiflik yere bunu buraya, bu arkadakini de buraya yerleştirdim mi artık kolu yandan birleştirip formuna vermeye sıra gelecek. Öyleyse bunları yerine şöylece oturtup geleyim. Tam olarak burada koltuk altına gelen kısımdayım. Buraya kadar geldim. Artık yandan birleştirip kolun formunu vereceğiz. Bunun için de son bir kez artık köşeden kol evindeki işlemi bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada tam orta yere batıyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Ve köşeye iki tane yarım trabzan, trabzanın üstüne bir yarım trabzan ve 1, 2, 3 saymaya başlayarak karşılıklı birleştirip kol evimi oluşturuyorum. Pardon, kol formunu veriyorum. 1, 2, 3. Kol ağzına kadar devam edeyim. Kol ağzına kadar geldiğimizde ise hemen oradaki köşenin içine iki tane yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yan tarafa batıp içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve hemen burada bulunduğum yere tığın üstüne batıp bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra yarım trabzanların tepesine yarım trabzan örmeye devam ediyorum. Kolda minik bir yarım trabzanlı lastik çalışması yapacağım. 3 sırada tamamlayacağım. Bu ördüğüm sıra benim ilk sıram. Üstüne 2 sıra daha lastik geçeceğiz. Hemen birlikte devam edelim. Bakın, her bir yarım trabzanın tepesine bir adet yarım trabzan örüyorum. İki motifin kesiştiği yere kadar devam edeyim. İki motifin denk geldiği yerde bir bu köşeye yarım trabzan örüyorum. Bir de diğer köşeye yarım trabzan örüp yeniden yarım trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Başladığım yere kadar. Başladığım noktaya yaklaştığımda burada köşenin içine bir tane buradaki köşenin içine örüyorum. Daha sonra burada yükselip ördüğüm ilk
yarım trabzanın tepesine gelip bir iki zincirle yükseliyorum. Bu iki zincirle yükseldikten sonra artık bu yarım trabzanları bir öne alarak, yine üstüne yarım trabzan, bir arkaya alarak, yine üstüne yarım trabzan, bir öne alarak, bir arkaya alarak, sırasıyla hepsini başladığım noktaya kadar örüyorum. Bu da ikinci sıra. Üçüncü sıraya da birlikte yükselip artık son işlemimizi de yapıp ırkamızı tamamlayalım. Burada bu sıranın da sonuna geldiğimde en son arkada kalanı arkadan örüyorum. Şimdi bir bu zincirin 3 zincirle yükseldiğim yerin üstüne geliyorum. Yeniden 2 zincirle pardon 2 zincir tekrar çekiyorum. Bu defa artık trabzanlar bana nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Son sırada önde görüneni önden, arkada görüneni arkadan örerek kol ağzının işlemini, yani hırkayı da tamamlamış oluyorum. Evet efendim, en sevdiğimiz kısma finale geldik. 36'dan 42 bedene kadar uyum sağlayacak, bahara uygun yeşilin tonlarıyla şahane bir hırka oldu. Kahverengisi de inanılmaz güzel patlattı içindeki yeşilleri. Şimdi size bir ölçü vermek istiyorum hırkanın çevresiyle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Benim hırkam 55-56 santim, yani 110-112 santim gibi çevresi var. Bu da 42, yani 40-42 bedene kadar çok rahat olacaktır. Ama ben daha dökümlü giymek istiyorum diyen bir 42 beden ve üstü için arkayı 5'li çalışmanızı öneririm. Ben 4x4 yapmıştım. 4x5 yapabilirsiniz. Çok daha bol, çok daha rahat uyum sağlayacaktır hırkanız. Boyuna gelecek olursam şayet, boyu da yine 55 santim diyebilirim. Boyu çünkü eliyle aynı olduğu için motif sayısı aynı olması da normal. Kollarını biliyorsunuz böyle fakir kol çalışmıştık. Çok da hoş durdu. Uzun çalışmak isteyenler 6 tane daha fazla motif örüp 3'ünü buraya 3'ünü buraya yerleştirebilir. 8 tane motif örerek de hırkamızın boyunu uzatabilirsiniz. Kullandığım iplere gelecek olursak, zemin rengi kahverengiden 2 adet, 2 paket, yani 2 adet açtım. Yani 180-190 gram civarı gitmiştir diye tahmin ediyorum. Diğerlerinden ise her renkten 1 adet kullandım. 1 adetini açtım. 100 gramlıklardan biraz arttı tabii ki. Dengeledim. Elimde az olanlar vardı. Onlarla birlikte kullandım. Yani size şöyle söyleyeyim. Her renkten 100'er gram edinmeniz evet artacaktır ama işinizde yarım kalmayacaktır diyebilirim. Ben hırkamı çok sevdim. Siz de sevdinizse sizlerden bir kalp rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür etmeden önce beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız, beni mutlu ederseniz, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.